Braks Birleşim'den merhabalar. Dursuncan Turan 7. dersimize karşınızdayız. Geçen dersimiz senkronluk üstüneydi ve epey teori anlatmıştık. Epey yorulmuştuk. Yaklaşık 43-44 dakika ders sürdü. Eş zamanlık kavramlarına değindik. Körn'ün sunduğu eş zamanlık primitivlerine değindik. Bu eş zamanlık yapının alternatiflerine ve birbirlerine göre avantajları dezavantajlarına değinmiştik. Epey uzun bir ders olmuştu. Bu ders ise ayrı bir eğlenceli konu olan asenkronluk konusuna değineceğiz. Eğlenceli ama bir de siz bana sorun, o kadar uzun sürüyor ki artık iş iyice teoriye bulandıkça ister istemez konu uzuyor. Şimdi dersimize asenkronluk nedir'den başlayalım. Senkronluğu tanımlamak gerekirse en gözümüze çarpan şey bağımlılık olur. Benim düşüncem. Bunu en iyi anlayan, senkronluğu en iyi anlatan kelime bağımlılık. Yani örnek vermek gerekirse ne diyoruz hatta günlük dilde? Senkron yüzme diye bir dal var mesela, spor dalı. Birbirlerine bağlılar hareket olarak. Örnek olarak da en basit günlük hayatta örnek, mesela burada gördüğünüz gibi bilet sırasındalar ve sırayla bilet alıyorlar. Birinci almadan ikinci alamıyor. Birinci parasını veriyor, biletini alıyor. İkinci parasını veriyor, biletini alıyor. Bu şekilde ilerliyorlar. Peki asenkronluk nedir günlük hayatta? Asenkronluk ise gördüğünüz gibi McDonald's'a gelirsiniz, siparişinizi verirsiniz. Arka tarafta yemeğiniz pişmeye başlar. Sonra biri daha gelip yine siparişini verir ve yine arka tarafta yemek pişmeye başlar. Arka taraftaki yemek sizin yemeğiniz de daha önce gelebilir. Sizden sonra sipariş veren de yemeği daha önce gelebilir. Bunu bilemezsiniz. Bir önemi de yoktur zaten. Bu tip durumda da asenkron olarak adlandırırız. Yani birbirinden bağımsızdır olayların gelişmesi. Kullandığımız günümüzdeki CPU'lar senkrondur. Saat tikine göre çalışır. Asenkron CPU'lar da mevcuttur. Aklıma Amulet diye Manchester Üniversitesi'nin bir CPU'su geliyor. ARM design prensiplerine göre tasarlanmış bir CPU'du. Bu tip CPU'ların tasarımı daha zor oluyor. Güç tüketimi daha az oluyor. Genel karakteristikleri böyle. Kullanılan bir şey değil işlemci türü. Ama var, aklınızda bulunsun diye söylüyorum. Bu dersteki konularımızı açıklayabilmek için bazı terimleri açığa kavuşturmamız gerekiyor. CPU ve outbound, I/O bound prosesler. CPU bound proses demek, zaman çoğunu hesaplamaya CPU'da harcayan prosesler deniyor. I/O bound ise zaman çoğunu I/O işlemlerinde harcayan proseslere deniyor. Büyütelim, resmi göstereyim. Burada benim yazdığım bir uygulama var ve bakıyoruz ki I/O'su hiç listede bile gözükmüyor çünkü yok. Ama CPU'suna bakıyorsunuz %100 örneğin. Diğer tarafta ise file.image diye bir imaj oluşturuyoruz. Blok boyutu 4 kilobayt ve 1 milyon tane bloktan oluşuyor. 1 milyon tane 4 kilobaytlık blokta oluşan ve full sıfırla dolu. Çünkü interface'i input file dev zero. Sıfırla dolu bir dosya ve buna bakıyoruz. Gördüğünüz gibi IOS'u %94.04 çünkü bu da bir I/O bound proses. Şimdi konumuza devam edelim. Peki CPU ve sonuçta burada bir işlem yapılıyor ve bunların schedule edilmesi lazım. Yani belli zamanlarda bu işlemin paylaştırılması gerekmektedir. IOS Scheduler Elevator diye geçer. Jens Axbo bu üçünün de yazarı. 2.6.18'de Compact the Fair Queuing default olmuştur. Kullanılan device'daki I/O schedule algoritmasını sys block device queue I/O set alta öğrenebilirsiniz ve buradan değiştirebilirsiniz. Bunu şu parametreyi de UDEV üzerinde kullanabilirsiniz bu şekilde.
herhangi bir device'da belirtebilirsiniz bu şekilde hangi algoritmayı kullanacağını. Default olan Compatible Fair Queue'ndir. Bunların birbirinden farklı no, bildiğiniz no operation, yani zaten hani herhangi bir şey yapılmadığını belirtiyor. Düz FIFO, yani ilk gelen ilk çıkar. Deadline ise belli bir deadline'ı zamana göre işi yerine getirmeye çalışır. Compatible Fair Queue'ünde ise o daha optimum değerlerle ve priority ayarlanarak schedule edilmeye çalışılır. Burada önemli olan şeylerden biri şu, değinmem gereken. Mesela SSD'ler artık popüler, biliyorsunuz. Tüm yeni bilgisayarlarda var neredeyse. SSD için deadline en iyisidir. Yani aslına bakarsanız bu algoritmandan şu anda default olan FAQ diye bu kullanacak, CFQ diye bu kullanacak diye bir şey yok. Çünkü bu rotational'ları daha çok kullanıldığı varsayarak bu kullanılıyor, ama deadline SSD'ler için en iyisidir. Çünkü rotational olmadığından dolayı, yani random okuma yazma yapabileceği için deadline en iyi performans açısından kullanılır. CFQ'da Ionize aracı ya da IOPRIO GetSet sistem çağrılarıyla priority'ler ayarlanabilir. Peki CPU schedule'larda ne var derseniz, konuyu biraz genişten alıp proseslerin çalışma durumlarına göre 3'e ayrılabileceğini söyleyebilirim. Interactive, Batch ve Real-Time olarak. Interactive dediğiniz, kullanacağım bir tepki bekleyip ona cevap üretenlerdir. Mesela yaklaşık 50-150 milisaniye arası bir bekleme olur. Text editörü örnek veririz. Shell ya da grafik arayüzler buna örnektir. Batch dediğimiz ise arka tarafta çalışan proseslerdir. Scheduler tarafından penalize edilebilir. Herhangi bir zaman kısıtı yoktur yani. Uzatılabilir çalışma süresi. Geciktirilebilir. Ve compiler, DB search engine, database search engine'de bunlara örnek verilebilir. Real time dediğimiz ise gerçek zamanlı olarak çalışması gereken prosesler. Örnek vermek gerekirse ses video uygulamaları, sensörler, robot aktüatörleri gibi. Bloklanmamalıdır. Kendinden daha düşük öncelikli prosesler tarafından kısaca sürede cevap vermelidir. Ve bu cevap sayıları da ne olursa olsun hep birbirine, cevap zamanları da ne olursa olsun hep birbirine yakın olmalıdır. Buna low latency high throughput diye bir kavram vardı. Bu real time operating sistemli karşılaştırmalar yapıldığında da öyle dediler. Real time söz konusuysa önemli olan low latency'dir. Ama biz normal bir işletim sisteminde high throughput tercih ederiz. Yani donanımların maksimum verimi çıkışı işlenip cevabın dönmesini kastederiz yani. Ama genelde real time sistemlerde önemli olan şey latency'dir. Linux'ta bulunan scheduler türlerini açıklamamız gerekirse, deadline mantığında çalışanlar set deadline olarak gözükür. Burada yazmadım. Çok kullanılmadığı için. Real time'da set RR ve set FIFO real time algoritmaların içine girer. Bu FIFO zaten first in first out, onu biliyorsunuz. Round robin'i açıklayayım. Çok bilinir o da. Round robin genel olarak şudur. Quantum, yani işlem yapılması için prosese atanan zaman dilimi. Mesela diyelim ki 5 olsun. Elimizde 3 tane proses olsun. Biri 2 kuantumda işi bitecek. Biri 5'te kuantumda bitecek. Diğeri de 6 kuantumda bitecek. Bu durumda ilki bitirilir. İkinci prosese geçilir. 5'ti. 4 olduğu için ayrılan zaman, kuantum zaman dilimi. 4 işlenir, 1 kalır.
6 olan diğerinin zaman diliminden 4 işlenir, 2 kalır. Sonra ikinci prosese dönüş yapılır, geri kalan 1 bitirilir. Diğer 3. prosese geçiş yapılır, 2 bitirilir. Round robin bu şekilde sıralı bir şekilde belli olan kuantumları dağıtır. Tabii bu kuantumda scheduler belirtiyor. Ya da biz scheduler söylüyoruz. Diğer daha fail başlığı altında geçenler batch normal idle. Burada normal yok, normal bildiğimiz normal zaten. Batch'i de açıkladık, idle da üstünde idle prosesler için kullanılıyor. Yani burada interaktif diye biraz önce bahsettiğimiz aslında prosesler için idle kullanılır. Batch background prosesler için kullanılır. Normalde verdiğimiz normal prosesler için kullanılır. Bunları yazımsal olarak ve kernel tarafında kendi istediğimiz gibi belirleyebiliriz. Özellikle özel sunucu uygulamalarında bu konuda bayağı detaylı işlemler yapılmaktadır. Schedule'larla ilgili detaylı işlemler gerçekleştirilmektedir. IO modellerini kısaca deneyim. 4 tür IO modeli vardır. Senkron ve bloklanan, senkron ve bloklanmayan, asenkron ve bloklanan, asenkron ve bloklanmayan. IO modellerini örnek vermek gerekirse Linux için konuşuyoruz. Bloklayan senkron read-write bildiğimiz klasik read-write fonksiyonları. Bloklanmayansa onan blok fileğini verdiğimiz read-write fonksiyonları olmaktadır. Asenkron IO çoğaltmayı örnek verirsek bu önceden de bahsettiğim select poll epoll fonksiyonları IO multiplexer diye geçer. Bu yapılar kernel tarafında poll fonksiyon gösterisine denk geliyor. Hepsi bahsetmiştik karakter aygıtlarında sanırım. Asenkrondur, bloklayandır. Yani bu işlem gerçekleşirken iç döngüsü proses bloklanıyor kendi içinde fakat sonucu dönerken asenkron dönüyor. Biz beklemiyoruz yani. Bloklamayanda ise yani daha doğrusu şöyle bekliyoruz. Bloklayan olduğu için fakat bize dönüşü asenkron oluyor. Bloklamayanda ise hem bloklama hem asenkronda hem biz bu işlemin bitişini beklemiyoruz. Bir sıraya koymuyoruz. Bizim işlem yapmamızı engellemiyor. Hem de sonucu yine bize o kendisi belirtiyor. İşte işlem tamamlandı, IO geldi, gelmedi gibi, read yaptım, write yaptım gibi bize sinyalle sonucu dönüyor. Bundan da bahsetmiştik karakter aygıtlarında. Bahsetmediysek ilerleyen derslerde bahsedeceğiz. Kernel'de zaman konusundan bahsedeyim. Detaylı bir konu. Zaten zaman konusu her kernel'de kendine has bir işlenişi var. Linux'taki temel işleyiş ise hertz tanımlaması üstüne. Hertz tanımlaması Linux kernel'ının minimum işlem yaptığı kuantum diye düşünebiliriz en kısa zaman dilimi. Hertz tanımlaması statik olarak da yapılıyor. Sonradan eklenen no hertz opsiyonu var. Onu da kullanılabiliyor. O dinamik olarak belirleniyor bu sefer kernel tarafından hertz sayısı. Bu neyi sağlıyor? Tabii ki daha az iş, yani eğer iyi tarafı şu oluyor. Az iş yapılacak iş yoksa kernel idle oluyor. Güç tüketimini azaltır bu da doğal olarak. Normalde ama no hertz değeri vermediğinde her hertz'te bir schedule işlemi yapılıyor. Hertz tanımlaması neye göre yapılıyor derseniz mimari bağımlı bazı değişkenler ön tanımlı. Siz değiştirebiliyorsunuz isterseniz bunu kernel'dan make many config ayarlardan göstermiştik. Her hertz'te cifi 1 artar. Cifi her erişebildiğin global bir değişken. Her hertz mesela örnek vermek gerekirse eskiden x86 için 100'dü hertz değeri. Yani 100 hertz ne demek? 10 milisaniye demek. 10 milisaniyede bir cifi artıyordu. Sonradan 2.4'ten sonra bu değer 1000 oldu. 1000 hertz de ne demek? 1 milisaniye demek. 1 milisaniyede bir cifi artıyor demek. Yani cifi timer interrupt'un kuantumunu belirliyor aslında.
Bogomilsson'un uydurduğu bir tür işlemci hız hesaplama birimi. Million instruction per second. Bogo'da Bokus'un yani faking kısaltılmışı diyebiliyorum. Bunun da hesaplaması bu şekilde yapılıyor. Açışta belirleniyor bu CPU hızı. Loops per GIF hesaplanıyor. Delay'ler, işte ileride göreceğimiz RTM'ler vesaire bunun üstünden yapılıyor. Şimdi ise hatta kodda yerini göstereyim madem böyle bir konuya girdik. Init'in içinde olacak açılış fonksiyonları ve calibrate. Şurada geliyoruz. Hemen ya da yazalım şuradan şeyi. Uğraşmamak için. Gördüğünüz gibi burada loops per GIF değişkenleri, açılışta belirlenen hesaplar mevcut. Bunların detaylarını zaten yukarıdan görebilirsiniz. İşlemci tarafından burada işte kalibrasyon sırasında loops per GIF vesaire hesaplanıyor. Buna göre bir Bogomips değeri geliyor. Ön tanımda yaklaşık Bogomips değerleri var. Hatta göstereyim size. Tabi burada bu şimdi çok dummy bir hesaplama yöntemi. Yani şuradan da göreceğiz şimdi tabloda. O yüzden her açılışta aynı olmaz bu yani. Zaten burada gördüğünüz gibi yazıyor. Bilimsel olmayan bir hesaplama yöntemidir diyor. Internal yani içsel meşgul loop'u yani bir şey yapmıyor. No op geçen bir loop sürekli. Burada gördüğünüz gibi mesela yazıyor işte şeylerini, ratinglerini. Örnek vermek gerekirse burada Raspberry Pi'in 2.5.6 gelmiş. İşte bir bakıyoruz şurada işte Intel Time 5.6 gibi ARM 9 var 2.8. Kısacası böyle bir hesaplama yöntemi. Yunus'un kendi uydurduğu, burada yazıyor zaten ne zaman eklendiği de. Kısacası böyle. Zaman hesaplama zaten yani dediğim gibi yani çok mimari ve şey bağımlıdır yani. Kernel bağımlı bir durum. Kernel nasıl kuantum belirleyeceğini seçiyor. Bir de mimarinin sağladığı zaman değerleri mevcut. RTC Real Time Clock üstünden saate gösterdiğimiz şu başlıkları eklerseniz bunlarla erişebilirsiniz. Bir de işlemci bazında zaman ölçümünde örnek vermek gerekirse Intel'deki timestamp counter'lara bu şekilde işte long değerleri erişebilirsiniz. High resolution timer'lar mevcuttur. High resolution timer en temiz tanımı GIF'inin daha altında işlem yapabilmemizi sağlar. Nano sleep'i kullanabilirsiniz o durumda. Nerede hangi zaman fonksiyonu kullanacağınızı açıklayacağız birazdan. Bu şekilde devam edeyim. Ertelenmiş işlemler. Ertelenmiş işlemler belli bir zaman aralığında, belli bir zaman sonra, timeout sonra bir işlem gerçekleştirmek istediğinizde veyahut kullandığınız cihazda örnek vermek gerekirse grafik LCD. Orada bir takım olayların gerçekleşme süresi mevcuttur. Adam der ki şu an sallıyorum önceden yaptığım bir şeydi unuttum ama mesela 20 milisaniye diyelim. Ekranın temizlenmesi için bekleme süresi. Siz o komutu ilgili arayüz üstünden verdikten sonra o kadar beklemek zorundasınız ki ondan sonra herhangi bir işlem işletildiğinde ekran düzgün bir şekilde yine gösterilebilsin. Yoksa işte pikseller birbirine giriyor. Düzgün bir şekilde gösterim gerçekleşmiyor. Ertelenmiş işlemler birden çok mekanizma için bu şekilde kullanılabilir. Önceki derslerde bahsettiğimiz proses ve interrupt kontekste tekrar değinmek gerekirse bir yüz üretik ve sınıf üretikle birlikte interrupt dediğimiz gibi kesme geliyordu ve interrupt aniden işlenmesi gereken bir şey ve bloklanmaması gereken bir kontekst. Proses kontekst ise dediğimiz gibi bloklanabilir ve de anında işletilmesi gerekmeyebilir. Interrupt kontekst dediğimiz gibi busy waiting yapabiliyoruz. Sleep waiting yapamıyoruz. Interrupt kontekst herhangi bir eğer başka kullanımlar gerçekleştireceksek test net'i kullanıyoruz.
Bununla ilgili detaylara dersin ilerleyen saatlerinde yine gireceğiz. Uzun ertelemeler CPU Relax, Schedule ve Timeout'larla yapılabiliyor. CPU Relax'ten kastımız idle durumuna geçmesi CPU'nun. Schedule yine CPU'nun çalışmaya devam etmesini sağlamak. Yeniden bir schedule etmek var olan görevleri. Timeout'larla da ne kadar süre sonra bu işlemlerin while döngüsüyle vesaire yapabilirsiniz, gerçekleşeceğini belirtebilirsiniz. İşte mesela time before diye bir fonksiyon mevcut. CPU relax derseniz busy waiting yaparsınız. Yet derseniz schedule time before yine fonksiyon kullanarak şu zaman işte schedule et deyip yield edersiniz, yani var olduğunuz durumda, yani gönüllü olarak diğer işlemlerin schedule edilmesi devam ettirirsiniz. Wait event timeout ve schedule timeout'lar var. Burada schedule timeout'la wait event timeout'u şurada gösterelim. Gördüğünüz gibi bu şekilde, önceden bahsettiğim gibi time before diyor mesela. Şu kadar sürede işte CPU relax, schedule diyor ya da yield ediyor. Diğer işlemler çalışıyor bu sürede. Relax ediyor, busy waiting yapıyor. Linux wait'i eklerseniz burada wait queue'ları kullanabilirsiniz. O da farkı nedir derseniz schedule timeout'ta timeout'a kadar sleep durumuna geçiriyor ve öncesinde task'in durumunu belirlemeniz gerekiyor. Interrupt'ın mı, uninterrupt'ın mı şeklinde belirlemeniz lazım. Wait event'te ise koşul sağına kadar uyuluyor ve wake up çağırmak zorundasınız. Eğer condition sağlandıysa, sağlandığı zaman wake up diye sizin belirtmeniz gerekiyor. Schedule timeout'ta bunu belirtmenize gerek yoktur. Gerek yoktur. Uzun ertelemeleri bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Kısa ertelemelerde ND, UD, MD, MSLIP, NSLIP, Interrupt ve SSLIP ile gerçekleştirebilirsiniz. Peki, kısa ertelemeleri gördüğünüz gibi bir sürü fonksiyon var. Hangisini kullanmalıyız? Öncelikle MSLIP Interrupt'ı interrupt edebilir olduğunu belirtiyor. Bunu belirteyim. Burada kısa ertelemeyi nasıl, neye göre belirlemeniz gerektiği hakkında şöyle güzel bir not düşeceğim. Bunu en iyi kernel dokümanına girip bakarsınız. Orada görürsünüz. Benim de anlatacağım bilgiler zaten orada öğrendiğim şeyler. Burada hemen ne yapıyoruz? Timers'a geliyoruz. Ve gördüğünüz gibi timers half tuşu daha rest timer. Bakın mesela bu anlattığım no hertz ile ilgili doküman. Burada gördüğünüz gibi high-res timer'larla ilgili, yani GIF'in altındaki bir zaman diliminde herhangi bir şey yapmak istediğinizde kullandığınız, herhangi bir event oluşturmak istediğinizde kullandığınız high-resolution timer'lar. Burada gördüğünüz gibi timer'lar delay olarak, delay slip mekanizma hakkında genel bir bilgi. Gördüğünüz gibi bakalım. Burada kendisi diyor, what is the right way diyor. Yani doğru olan yol ne, yani bir bekleme süresi erteleme oluşturmak için. Atomic Context'te ise delay family, delay ailesi fonksiyonu kullanın diyor. Bunları vermiş. U delay kullanmanız genel olarak tercih edilir. N delay çoğu şeyde çalışmayabiliyor. Çünkü high resolution timer'la o seviyedeki bir tutarlılığa gel mesela, yani precision, hassasiyet diyelim. O seviyedeki bir hassasiyete gelmesi gerekiyor. Bahsettiğimiz GIF'i değerli hertzlerin anladığı zaten göreceksiniz ki öyle bir değerde değil. M-Delay'de zaten U-Delay'e bir makro yapılmış.
sebebi de şey, fazla büyük değerler gerekiyor dile, overflow veya fazla da taşmasını engellemek için kullanılmış. O yüzden MDA kullanması tavsiye edilmiyor. Zaten diyor, MDA kullanıyorsanız diyor, aslında MSleep kullanmanız doğrudur diyor. UDelay kullanacaksınız kısacası, atomik bir işlem yapmak istiyorsanız. Peki atomik olmayan bir şey yapacağınızda sleep bir de alt-range ile belirten bir fonksiyon var. Alt-range ile belirten, mesela örnek vereyim. Usleep range şu demek, mesela 3-5 dediniz diyelim. Şu an tabii 3-5 diye ben salladım direkt. 3 mikrosaniye ile 5 mikrosaniye arasında bunu garantiliyor yani. 5'te de bitirebilirim, 3'te de bitirebilirim, 4'te de bitirebilirim manasına geliyor. Range kullanımı o manaya geliyor. Burada bir takım karakteristiklerini neden kullanmamız gerektiğini açıklayacak. Busy wait ise UDelay, ya daha doğrusu ArcDraft Busy wait kullanıyor, UDelay demek istiyor. High Resolution Time, Usleep Range, Jiffy'ler ve eski timer türleri MSleep, NSleep Interruptible kullanılıyor. Burada da en güzel şekilde açıklamış, en basit. Çok az mikrosaniye bekleyeceksiniz, 10 mikrosaniyeden az diyor. O zaman UDelay kullanın. Peki diyor, niye USleep kullanmayalım diye. Daha yavaş sistemlerde diyor. Burada kullandığınız overhead, high resolution timer için USleep kullanmak için high resolution timer gerekecek. Onun için bu overhead bu işe değmez diyor kısacası. Eğer diyor 10 milisaniye 20 mikrosaniye arasında uyuyacaksak ne yapacağız diyor. USleep range kullanın diyor. Neden MSleep değil derse, orada gördüğünüz gibi uzun bir açıklama var, burada okuyun diyor. Peki diyor, neden USleep değil diyor, neden range diyor. O da diyor ki range high resolution timer üstüne kurulu diyor. Zaten diyor high resolution timer bir interrupt üretiyor diyor, onu kullanır diyor. Ekstradan bir interrupt kullanmaz diyor. Sanırım şeydi. Aynen öyle. Sonra da daha büyüğü için de M-Seconds'ı kullanın diyor kısacası. Onun da sebebini açıklamış. M-Sleep diyor, task uninterruptible olur diyor. Diğeri interruptible halde açar, sleep yapar diyor. Sadece diyor, fark yani aralarındaki fark, interruptible'da sinyal tarafından sleep süresi daha erken bitebilir. MSleep'i kullan diyor, eğer interruptible çeşidine ihtiyacınız olmayacağını düşünüyorsanız diyor. Yani kısacası bilinçli bir şekilde interruptible'ı kullanın demek istiyor. Bunu daha da detayını okursunuz. Ama dediğim gibi her zaman şu documentation'ı incelemeniz her konuda, mesela RSU demiş, biz geçen ders işledik, hemen burada incelemek en iyisidir yani. Zaten öyle öğreniyor bu iş, kod okuyarak ve şu yani. Aslında Linux'a ilgili öğrenebileceğiniz her şey şurada desek yanlış olmaz yani, tabii ki eksik olur ama yanlış olmaz. Evet, konumuza dönelim. Zaten açıkladık bunları. Peki, şimdi task lag'ler ve work queue'ları açıklayacağım. Task lag nedir, work queue nedir? İkisi de bottom half denen kısımda çalışır. Top half ve bottom half diye ikiye ayrılan kısım var. Bottom half dediğimiz şey, bu interrupt'la işlerken inceleyeceğimiz de bir konu. Burada task lag ve work queue'lar mevcut. Top half'ta ise interrupt context, direkt interrupt handler'ların olduğu kısım mevcut. Interrupt handler'da gördüğünüz gibi mesela bir işte task lag'i kullanabilirsiniz. Dersiniz task lag nasıl çalışıyor? Task lag testlet dediğimiz şey aslında software interrupt context'tedir. CPU affinity'ye CPU affinity'sine dikkat ediyor. Yani eğer CPU 0'da başladıysa CPU 0'da her zaman çalışır halde olacaktır. Testlet sadece bir kere çalışır. Interrupt oluşabilir testlet işletilmesi sırasında. Ama bloklanmaz, bloklama yapmaz.
bu şekilde gördüğünüz gibi işte Strak'ı mevcut. Şuradan Strak init edilebiliyor. Bu şekilde deklare edilebilirsiniz compile zamanında. Disable edebilirsiniz testlet sonradan ve enable edebilirsiniz. Schedule derseniz ve high schedule daha yüksek priority ile başlatır. İşleme sokar testlet'i. No sync'in farkı, disable no sync'in farkı ise herhangi bir testlet varsa onu durdurmadan disable eder. Yani testlet çalışıyor diyelim. Onu no sync derseniz onu durdurmadan disable eder. Yani o çalışmasına devam eder. Sonra disable olur diyelim. Yani bir daha enable edilmesi ve schedule edilmesi gerekir çalışması için. Kill adı üstünde zaten testleti durdurur. Work queue'ların farkı ise process context'idir. Special kernel process diye geçer. Özel bir kernel prosesi olarak çalışır. Birden çok kez çağrılır. CPU affinity zorunlu değildir. Farklı farklı prosesler tekrar prosesörlerde tekrar tekrar çağrılabilir. Interrupt oluşabilir, bloklayabilir work queue. Burada işte work queue'nun bir allocate edilme kısmı var arka tarafta. Bir de burada work queue oluşturulma. Gördüğünüz gibi single thread. Bu sadece tek worker'lı bir work queue olur. Yani bunu bir thread pool gibi düşünün. Orada işte worker'lar mevcut. Burada tek şeyden çalışacağını söylüyor. Tek thread'den. Tek bir tane worker olacağını söylüyor. Dediğimiz gibi declare dediğimiz compile zamanında init ile prepare'de runtime'de work queue yapısını hazırlar. Init ile prepare'in farkı init aynı zamanda allocate işlemini de yapıyor. Initialize de ediyor buradaki work gösterisini. Work structure'ındaki work yapı gösterisini. Prepare work ise zaten allocate edilmiş, daha doğrusu initialize edilmiş bir değişkeni work queue'da çalışmaya hazırlıyor. Burada işte bir takım paylaşımı, mesela her device kendi work queue'sunu oluşturacak diye bir şey yok. Var olan work queue'da çalıştırılabilir kendisi. Bunlara shared queue deniyor. Ve şimdi dersin başarısını de demiştim. Unutmayın dediğim bir şey vardı. Hemen geliyoruz. Burası değil. Şurası. Ne demiştim size? Coworker. Unutmayın demiştim. Gördüğünüz gibi coworker nedir? Aslında work queue'dur. Kernel work queue. Şurada 2-0 yazıyor. Burada görev sayılarını belirtiyor. Şurada mesela 1-0 da var, 0-0 da var. Mesela denk gelmişiz örneğin 0-0 var gibi. Şimdi dersimize testletleri de açıkladık, work queue'yu de açıkladık. Önümüzdeki derse geçmeden önce notlarıma bakıyorum. Unuttuğum bir şey var mı söylemeyi? Söylemeyi unuttuğum bir şey yok. Sadece slipler konusu sanki biraz net açıklayamadım gibi oldu. Onu şöyle düşünebiliriz. Normalde slipleri tercih edin. Fakat o erteleme çok kısa olacak kesinse performans açısından busy wait'leri tercih edin. Bunu önceki dersimizde söylemiştik. Busy waiting çünkü bir anti pattern aslında. O yüzden kullanılmasını pek tavsiye ettiğimiz şeyler değil. Kısacası bu şekilde. Ha bir de aklıma komik bir şey geldi. Belki yaşı yetişenler bilir. Dersi şöyle önümüzdeki ders ekran açıkken anlatayım bunu. Eskiden mesela benim 66 MHz bilgisayarımda vardı. Turbo diye bir tuş vardı. Bu turbo tuşuna bazı oyunları oynarken basmanız gerekiyordu. Ama adı turbo olunca sanki zannediyorsunuz ki turbo işte CPU hızlanıyor vesaire. Halbuki alakası yok. Tam tersi yavaşlatıyordu. Bu eskiden işte bu timing'den bahsettik ya, oradan aklıma geldi. Eskiden yazılımcılar, bu oyunları yapanlar timing'i hesaplamak için
CPU frekansını kullanıyorlar. Şimdi 8086, 8088'e göre yazılmış 4.77 ya da 8 MHz işlemci var. Yazılmış bir şey, yüksek frekanslı bir, daha yüksek frekanslı bir işlemci atacağım. Bu sefer ne oluyor? Timing'i ona göre yapmışlardı. Oradaki event loop o kadar hızlı işliyor ki bu sefer dıp 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 böyle ekran bilen şey oluyor. Ne derler? Böyle arda arda çok hızlı bir şekilde görüntüler kayıyor vesaire, ses aldırmaya başlıyor. Anlayamıyorsunuz ne olduğunu. Bunun için işte turbo tuşa basar. Tam tersinde mesela 286'larda çok vardı. 486 ve Pentium'da da az da olsa görülen bir tuştu bu. Bilgisayarın hızını 66'dan 4.77 ya da işte 8 o civarlara çekerdi. Bu sayede oyun normal çalışırdı. Eskiden böyle bir tuşla hani çözüm bulmuşlardı. O zaman timingi ona göre yapıldığı için. İşte zamanla gelişti bu sistemler. Gördüğünüz gibi Linux kernel'da da zamanla timingle ilgili neler gelişmiş. Bu arada ders boyunca hep emin olamamıştım. Şu anda görünce fark ettim. Artık o kadar uzun konuşmaktan konu o kadar akıldan gidiyor ki. Önümüzdeki dersmiş Advanced Karakter Operasyonları. Gördüğünüz gibi Paul Wessek, Asynchron IO, işte bir dahaki ders anlatacakmışım. Aslında anlatmamışım da. O ders epey epey uzun bir ders olacak. O dersden keyif alacağınızı umuyorum. Şimdilik beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir hatam olduysa affola. Zira uzun ve zorlu bir konuydu. Hep de teori anlatınca biraz sıkıcı da oluyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim.